Merhaba sevgili öğrenciler. 5. sınıf matematik dersi bölme ve çarpmada tahmin konusuyla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Hemen ilk soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki çarpma işleminin tahmini sonucu 3 basamaklı çarpan en yakın yüzlüğe, 2 basamaklı çarpan en yakın onluğa yuvarlanarak bulunacaktır. Buna göre bu işlemin tahmini sonucu kaçtır diyor. Oradaki ifadeleri iyi anlayalım, olur mu? 3 basamaklı çarpan, yani 288 en yakın yüzlüğe diyor. Biliyorsun son iki basamak 88 50'den büyük. Bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır o 300 olur. Diyor ki 2 basamaklı çarpan o da 72. Bu da en yakın onluğa. Birler basamağında 2 var. Kendi onluğunda kalır o da 70 olur. Daha sonra bu şekilde çarpılacaktır diyor. Yani 300 çarpı 70. Bunu zihinden yapabilirsin. Çok rahat sıfırları görme. 2 sıfır burada görmedin. 1 sıfır burada görmedin. 3 kere 7 21 görmedin. 3 tane sıfır var toplamda sevgili öğrencim. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki çarpma işleminin sonucunun sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin edilecektir. Buna göre bulunan tahmini sonuç aşağıdakilerden hangisidir? En yakın onluğa yuvarlayacaksan birler basamağına bakmam yeterli. 3 var burada kendi onluğunda kalır o da 130 olur sevgili öğrencim. Bunun da birler basamağında 8 var. Ondan sonra gelen onluğa yuvarlanır. O da 20 olur tabii ki. 130 çarpı 20'den sıfırları görme lütfen. 13'ün 2 katı 26. Tahminde amacımız da bir amacımız da yuvarladıktan sonra sayıları zihinden çarpabilmek. 13 çarpı 2 26 130 için 1 0 20 için 1 sıfıra ekleyince 2600 sonucuna ulaşabilirim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bu işlemin sonucuna en yakın tahmin yukarıdaki sayılardan hangisi olabilir diyor bize bakalım hemen. 12, 100, 180 ve 190 bölme işlemi var sevgili öğrencim. En yakın tahmini bizden istiyor. Şöyle biraz daha büyütmeye çalışalım. 1836'yı ben burada 18'e böleceğim değil mi? Yani sen bunu mesela hani 18, 18 baştaki 18 ile birlikte en sondaki 36'yı atarsan bunu 1800 şeklinde düşünürsen ben 1800'ü 18'e böleceğim. Hani bu kolay bir bölme işlemi diye düşünüyorum. Çünkü 18'de 18 bir kere var çift sıfırıyla birlikte bunun sonucunu 36 görmezsem 100 civarında bir sayı olur. İşlemin sonucuna en yakın tahmin burada tabii ki 100 ile 2 numara doğru cevabım B seçeneği. Ki gerçek sonucumuz da burada 102 eder. Bir diğer sorumuz 6426 bölü 54 şeklinde verilen bölme işleminin sonucu bölünen en yakın yüzlüğe bölen sayı en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin edilecektir. Buna göre tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Burayı biraz daha büyüttük sevgili öğrenciler. Şimdi ikisi arasındaki farkı bulmak için öncelikle ben bir gerçek sonuca bakmam gerekiyor. 6426 bölü 54. İki basamaklı bölmelerde zorlanan varsa bununla ilgili konu anlatımlarım var. Harika yöntemlerle iki basamaklı bölmeleri kolaylaştırıyorum. Onu yine YouTube üzerinden izleyebilirsin. 64 içerisinde 54 bir kere var. Bir tane 54 54 eder çıkarttım ve onu buldum. 2 aşağıda 102'de 54. 2 kere olsa 108 olur sevgili öğrencim. Tekrardan bir kere var. Bir tane 54 54 eder. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. 6'yı aşağı indirdim. Yani baktığım zaman burada hani birler basamağında da 6 var ya. 9 kere 4 de 36'nın 6'sı bence denemem gerekiyor. 9 kere 4 36'nın 6'sı elde var. 3 9 kere 5 45 3 de elde bak tam şekilde çıkardım. Yani ben buna işlem sonucu diyorum sevgili öğrenciler. 119 kenarda kalsın. Sonra diyor ki bunu bölünen sayı yani 6426'yı en yakın yüzlüğe yuvarlayacaksın. En yakın yüzlüğe yuvarladığım zaman baktığım zaman ne olur bu? 6400 olmaz mı? 6400 yazdım. Diğerinde de bölen sayı en yakın onluğa. En yakın onluğa yuvarlarsam burası da 50 olur. 6450'ye böleceğim. Karşılıklı sıfırları silebilirim. 6'da 5 bir kere var. Bir kere 5 5 çıkarttım. 1 4 aşağıda. 14'te 5 iki kere var. 2 tane 5 10 eder çıkarttım. 4 ve 40'ta 5 8 kere var. 8 kere 5 40 eder çıkartır ve sıfırı bulurum. Evet buraya da hemen tahmin yazmak istiyorum. Soru sonunda bu ikisi arasındaki farkı benden istiyor. Birisi 128, birisi 119. Çıkartırsan farkını 9 olarak bulabilirsin. Doğru cevabım C seçeneğidir. Ve bir diğer sorumuz. Bu işlemin tahmini sonucu sayılar en yakın onluğa yuvarlatılarak yapılırsa A, en yakın yüzlüğe yuvarlatılarak yapılırsa B sayısına ulaşılıyor.
Buna göre A eksi B sonucu kaçtır diyor bize. Kolay sevgili öğrencim. Yani 112 isterseniz önce en yakın onluğu yapalım. Birler basamağında birinde 2 var, birinde 5 var. 112'yi ben 110'a yuvarlayabilirim. 375'i de 380'e yuvarlayabilirim. Sıfırlar kenarda kalsın sevgili öğrencim. 11 ile 38'i çarp. 8 kere 1 8, 8 kere 1 8. 3 kere 1 3, 3 kere 1 3 topluyorum hemen. 8 aşağıda 11'in birini de ekledim. 4 görmedim, çift sıfır da ekledim. Ve 41.800'ü buldum. Bu en yakın onluğa yapılan yuvarlama tahmini bulma. Bir diğeri de en yakın yüzlükten bahsediyor. Son iki basamak 12, son iki basamak 75. Birisini ben 100'e yuvarlarım. Diğerini de 400'e yuvarlarım sevgili öğrencim. Ve bunların çarpımını da zihinden yapabilirim. İstersen 400'ün yanına iki tane sıfır mı eklersin 100'le çarpıldığı için? Ya da ne bileyim burada 4 ile 1'i çarpıp yanına 4 tane sıfır mı eklersin? Sana kalmış. 40.000 sonucuna ulaştım. Son işlemi lütfen zihinden yap. Ya hani her seferinde işlem yapmayalım. Yani 41.800 ile 40.000 arasında 1.800 fark olduğunu sanki herkes bilebilir, bulabilir diye düşünüyorum. Ayşe elinde tuttuğu balondaki işlemde sayılar en yakın onluğa yuvarlanırsa sonuç ne olur diyor bize. 475'i ben burada 480'e yuvarlarım. Birler basamağında 5 var, bir sonraki onluk. Birler basamağında 9 var, 5'ten büyük bir sayı, yine bir sonraki onluk. 20'ye yuvarlayabilirim. Devamını acaba zihinden yapabilir miyiz sevgili öğrenciler? Yapabiliriz gibi geldi bana. Yani karşılıklı sıfırları sildim. 48 bölü 2, 48'in yarısını istemiyorum bizden. 24 olduğunu kimseye söyleme. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, bölme işleminde tahmini sonucu bulmak için 3 basamaklı sayıları en yakın yüzlüğe, 2 basamaklı sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız. Bölme işlemi tahmini sonucu ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır diyor. 483'ü en yakın yüzlüğe yuvarlayacağım. Son iki basamağı 83 50'den büyük, bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır, o da 500 olur. Onu da en yakın onluğa yuvarlayacağım sevgili öğrencim. 21'i ben burada 20'ye yuvarlayabilirim. İşlemi zihinden yapalım. Sıfırlar giderse 50 bölü 2, yani 50'nin yarısı 25 eder. 5'e giden bir öğrenci bir zahmet 3 basamaklı çift sayıların, bütün çift sayıların 3 basamaklı yarısını bence zihinden yapsın. Değil mi? Sayılarla uğraşmayı sevin çocuklar. Peki bir de gerçek sonucu hemen bakalım burada. Ne diyor? 483'ü 21'e böleceğiz. 48'de 21 2 defa var. 2 tane 21 42 eder. Çıkartım. 6 3 aşağıda. 63'te 21 3 kere var. 3 kere 21 63 eder. Çıkarttım ve 0 bulurum. 23 ve 25 ikisi arasındaki fark, sorudan kopma, tahminin sonucu ile gerçek sonuç arasındaki farkı istiyor benden. 25'ten 23'ü çıkartarak 2'yi bulabilirsin. Ve bir diğer sorumuz. Aşağıdaki çarpma işlemin tahmini sonucu sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak bulunacaktır. 45 yuvarladım 50'ye, 22 yuvarladım 20'ye, çarptığım zaman 5 kere 2 12, 0 getirirsem 1000 bulunacaktır. Bulduk. Devamı, buna göre tahmini sonucu ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır diyor. Şimdi de gerçek sonucumuza da bakalım. 45 çarpı 22'den 2 kere 5 onun sıfırı, elde var 1, 2 kere 4 8, 1 de elde 9. Aynısını bir daha yapayım ama bir basamak kaydırayım değil mi? 90'a 90 0, 180 deme ama buna 9 ve 9, 990. Bu ikisi arasındaki farkın 10 olduğunu illa işlem yaparak mı bulmam gerekiyor? Yani 1000'den 990'ı çıkarttığım zaman 10 kalır. Bunu bilebilirsin herhalde diye düşünüyorum. Doğru cevap D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Bakalım. Çocuklar, arkadaşlarınızdan birinin babası sınıfımızdaki herkese dağıtmak üzere 435 adet kalem gönderdi. Siz 21 kişisiniz ve her biriniz yaklaşık olarak nokta nokta tane kalem düşecek. Yaklaşık olarak. Peki. Öğretmenin tahmini sonucu yukarıdaki kurala göre bulmuştur diyor. Buna göre noktalı yere hangisi yazılmalıdır? Ben bu yukarıdaki kuralı bulamadım yalnız. Şöyle yapalım sevgili öğrenciler. 435'i en yakın onluğa yuvarlarsan 440 eder. Değil mi? 21'i de en yakın onluğa yuvarlarsan 20 eder. Sıfırları karşılıklı götürürsen 44 bölü 2, yarısı da 22 eder diye düşünüyorum. Yaklaşık dediği için burada bir tahmini sonuç bulmam gerekiyor. Yani sayıları yuvarlayıp bol sıfırlı sayılar ortaya çıkartıp ona göre
tahmini sonucunda bulunabilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz 376 çarpı 131 öğretmenin tahta yazdığı çarpma işlemi hakkında öğrenciler tahminde bulunmuşlardır. Buna göre hangi öğrencinin tahmini gerçek sonucuna en yakındır diyor bize. Bakalım hemen. Tahmini gerçek sonucuna en yakındır. Şimdi çocuklar burada hepsinde bir işlem yapmana gerek yok. Şöyle yaparım. Mesela 131'i 130'a yuvarlamış. Yakın bir tahmin. Tamam mı? Ama 376'yı en yakın yüzlüğe yuvarlamış mesela. Ya oradaki 376 sayısını 24 arttırıyorsun. 24 arttırmak ne demek biliyor musun? Yani 24 sana küçük bir sayı gibi geliyor. Çarpmada çok büyük bir sayıdır o. 24 tane 131 arttırmış oluyorsun. Yani 24 tane 131 işte yaklaşık 3000 civarında bir sayı eder. 3000 arttırmış oluyorsun. Peki buraya bakalım. Bunu 370 olarak tutmuş. 376'yı. Diğer sayı 12 demiş. Mesela benim bu seçeneği hemen elemem gerekiyor. Çünkü 131 sayısı. Hadi bu 370 tamam. 380'e yuvarlandı da 370 demiş. Tamam diyelim. 131 sayısını sen 12'ye getirmişsin. Bu çok uzak bir tahmindir. Bunu hemen kafamızdan silelim. Diğerinde ne var? Şimdi 380 çarpı 130. Burada da 380 çarpı 132. Bence buradaki A seçeneğini de hemen silmemiz gerekiyor. Çocuklar burada işlemleri yapayım sonuca ulaşayım bilirsen 4 tane işlem var. Yukarıdakiyle birlikte 5 tane işlem. Bu benim 10 dakikama mal olacaksa ben zaman da lazım bana. Ben bunu yapmayayım hiç. Yani bazı işlem yapmadan da bazı yöntemlerle bulabiliriz bunu. Şimdi her ikisinde 370'i ne yapmış burada? Birinde 130'a, birinde 132'ye yuvarlamış. Yine oradaki yönteme dikkat et. Şimdi zaten sen 376'yı büyütmüşsün. Değil mi? Büyütmüşsün. Buradaki 131 sayısını da büyütürsen ne olur? Sen sonuçtan artık uzaklaşıyorsun. İkisi de gerçek sonuca çok yakın. Tamam. Ama mantığı lütfen anlamaya çalış. Şimdi her ikisinde 380 var. Tamam, doğru. Ama ben şimdi 380 büyüdü. 376 sayı 4 büyüdü. Şuradaki sayıyı da bir de sen 132 yaparsan onu da büyütürsen sayı artık uzaklaşır. Oysa C seçeneğinde ne yapmış? Sağdaki sayı biraz daha küçük yapmış. Hani demiş ki birinci sayı zaten büyüdü. İkincisi de biraz küçük olursa daha yakın bir sonuç çıkar. Bence bunu işlem yapmadan da çok rahat bir şekilde öğrencilerimiz anlayabilirdi. Sevgili öğrenciler, dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.